Bilmek Gerek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere en korkutucu vahşi yaratık videolarını derledik. Video geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın. Loup-garou, Fransa'da loup-garou ve Kuzey Amerika'da Fransız toprakları veya Haiti'de loup-garou olarak bilinir. Cajun adı loup-garou ile bilinen bu efsanevi yürüyen köpek bir istisna dışında ünlü kurt adam efsanesine pek çok benzerliğe sahiptir. Loup-garou istediği zaman lycanthropic formuna dönüşme yeteneğine sahiptir. Bu bir kurt olan fiili kurt adam olarak tanımlanır. Fransız Kanadalı loup-garou efsanesi mi yoksa Cajun Rangaroo efsanesi mi önce geldiğini saptamak zordur. Ancak her ikisi de sözde kurt adamların muhtemel efsanelerine 17. yüzyılda başladı. Loup-garou durumunda bu köpek boğuyu sinsice dolaştırarak Lent'i uygulamayan kötü Katolikleri cezalandırırdı. The Mation Dogman. Breyolu canavarın aslında Mation Gölü'nün karşısında bir kuzeni var. Hatta bazıları Mation Dogman'ın ilk kez Mation'ın yarımadasında Breyolu canavarının Vinkosa'na musallat olduğu sıralarda bir dizi görüntü aldığı için ikisi arasında bir bağlantı olduğunu iddia ediyor. Yine de bir bükülme var. Radyo DJ Steve Cook sözde dik köpek hakkında bir şarkı yazdı ve 1987'de 1 Nisan şakası olarak radyo istasyonunda çaldı. Hayranlar yaratığı gördüklerini iddia ederek aramaya başladığında daha az şaka gibi hissetmeye başladı. Bununla birlikte canavara çok benzeyen Mation Dogman diğer likantropik kardeşlerinden çok daha az araba ve insana saldırmasına rağmen çok fazla varyasyon olmaksızın standart kurt adamımız gibi görünüyor. Bununla birlikte manzaralar bugüne kadar devam ediyor ve hatta Dogman'ın 1937'de Paris, Mission'da bir adam onun normal bir köpek sürüsü arasında dolaştığını gördüğünü iddia ediyor. The Best of Brayroot. ABD kurt adam hikayelerine yabancı değil. Ancak bazıları Kuzey Amerika'nın dik köpek balıklarının eski kurt adamlardan daha modern bir fenomen olduğunu iddia ediyor. 1980'lerin sonlarına doğru Wisconsin, Eggbourne şehri yakınlarında bu noktada adı şaşırtıcı olmayan bir şekilde Brayroot olan belli bir yol, belli bir kurt adam gözleminin kurbanı olduğu genellikle 1.8 metre olarak tanımlanır. Uzun boylu canavar kurt adam denilince akla gelen ilk şeydir. Pençeli, kurda benzer kafalı ve kürkle kaplı. İlk tanıklarından biri olan Doris Gibson, canavar bir mısır tarlasının onu takip etmek için çıktığında bir cadılar bayramı partisinden bir arkadaşını eve götürürken Gibson'ın videolarına çizik izleri bile bıraktı. Bu köpek kriptidinin manzaraları bugüne kadar devam ediyor ve Wisconsin'in yerliliğinde Gulf Trail, Elkhorn bölgesinde birçok düzinelerce manzaranın iyi bir kaydını tutuyor. Tibisina.
Afrika'nın kuzeybatı kıyılarında bulunan Kanarya Adaları, tipisel olarak bilinen özellikle şeytani bir köpeğe ev sahipliği yapıyor. Efsaneye göre bu siyah köklü, kırmızı gözlü köpekler aslında doğaları gereği Guanche mitolojisinin iblisleriydi ve hatta hayırsever olmayan Tanrı Goyata'nın çocukları oldukları düşünülüyor. Raporlamaları bazen beyaz kökle tanımlarlar, bazen de köpek bile değildirler, bir yaban domuzu hatta bir şukah şeklini alırlar. Ancak kesin olan bir şey var ki evleri olarak adlandırdıkları mağaralardan uzak durun. Şekilleri veya kökenleri ne olursa olsun tipisine bir insan eti avcısıdır ve hatta 1900'lere kadar tanık olduğu söylenir. Inugami Yokai, Japonya'dan gelen çok sayıda efsanevi varlığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir ve çok sayıda yokai hayvan formlarına sahiptir. Tilki benzeri kisune muhtemelen köpek görünümüne sahip en iyi bilinen yokai iken, Inugami düz bir köpek görünümüne sahip bir ruhtur. Bununla birlikte Inugami'nin gerçek gizli formu, ruhsal görünümü basit bir köpekten biraz daha karanlık kalır. Bu köpeğin kafası aslında korunmuş, mumyalanmış bir köpeğin tören sargılarıyla bağlıdır. Efsaneye göre Inugami, Japonya'nın büyücüleri tarafından ister iyi huylu ister kötü niyetli olsun kendilerine miras kalan her emri yerine getirmek için çağrılan manevi bir hizmetkardır. Bu yokai aynı zamanda artan duygulardan etkilenen zavallı yolculara da sahip olabilir ve kurbanın vücuduna kulaklarından girdiği söylenir. Inugami sahip oldukları kişilere durdurulamaz bir açlık bile verebilir. Bu süreçte onları neredeyse bir kurt adam ısırığı gibi köpek benzeri özellikler kazandırabilir. Burks & Wolf Görünüşe göre temel kurt adamınız gibi görünebilir. Ancak tavırları kesinlikle kana susamış akrabasından çok farklıdır. Efsaneye göre bu iki ayaklı köpek de gecenin bir yarısı yollarınız kesişirse onun gideceği yeri sırtınıza taşımak zorunda kalırsınız. Burks & Wolf, bölgede bulunan sözde kurt adamlara verilen bir isimdir. Almanya'da Hanover yakınlarında çoğunlukla 18. yüzyıl boyunca bununla birlikte modern kurt adam efsanelerinin aksine basit bir ısırık ve donanay bir dönüşümü başlatmak için yeterli değildir. Zamandaki çoğu Avrupalı kurt adam gibi sözde kurt, bir dönüşüm sağlayan bir kayış veya kemer almak için şeytanın kendisiyle bir anlaşma yapmalıdır. O zaman taşıma şekli ne kadar garip olursa olsun kullanıcı köylüleri bir ata binmeye ikna etmekte çok az zorluk çekecekti. Bugün sizlere en korkutucu vahşi yaratık videolarını derledik. Eleştirinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.